Beklenen an. Büyük buluşma. Büyük buluşma. Büyük buluşma, yemin ederim yani 500 sene sonra. Ay çok özlemişim. Ay ağlayacağım şimdi. Ay yapmasın mı? Ay vallahi çok özlemişim. Ben de bir sene, harbiden bir sene. Bir sene, koca bir sene. Allah kahretmesin. Koca bir sene değişen Zehra dudakları. Evet arkadaşlar. Artık Zehra dudakları kalmasın. Ben sana söyleyecektim. Artık ağzım yamuk değil. Ay kanka çok özlemişim ya. Sonuna geldi. Of. Hello. Bu ev çöp ev oldu artık. Her şey uçabilir. Yani. Burayı böyle bıraktım. Burayı göstermiyorum bile, burası böyle. Eyvah, neyse toplarız yani, sıkıntı yok. Oğlum bir de bir de sen diyorsun ki evi toplama. Bu ev ne haldeydi? Keşke bir foraftır yapsaydım yani. Bok götürüyordu eve. Olsun, toplarız. Toplarız ya. Çok yorgunum. Bayan dudak. Ay, bayan dudak. Yok be, baksana hiçbir şey kalmadı. Evet, güzel olmuş. Yani tabii ki eskisi gibi değil ama. Evet evet, güzel. Before after, before iğrenç yani. Gerçekten onu göstermek bile istemiyorum artık. Unuttum, öyle bir dudağım yoktu. Artık o zaman... ağzım yamuk değil, çok mutluyum. Yay! Baksana da bir de sürpriz. Ama bu sürpriz şey bir sürpriz. Bak orada ne var? Ana! Ve bunu bu nereye yumurtlamış biliyor musun? Kaloriferin altına yumurtlamış. Uzay senden bunu... nasıl bir anı olacak benim? Ana olmayacak o yani, çocuk boş. O da boş. O da yüksek gitti. İhtimalle boş. Aynen. O da yatsın şimdi. İçeri kapattım ikisini de. Yapmışsın. Yatıyorlar. Selam arkadaşlar. Bugün benim canım sıkılıyor. Canım gerçekten sıkılıyor ve kendime bir iş, bir uğraş ve bir şeyler arıyorum. Şimdi de benim uzun zamandır canım saçımı kestirmek istiyor. Hatta nasıl kestirmek istediğim fotoğrafını hemen şuraya koyuyorum. Bana mı seslendin? Evet. Ha, ne oldu? Ütü nerede? Ütü aynanın arkasında, üst katta. Tamam. Saçımı aynen şu şekilde kestirmek istiyorum. Ama biliyorsunuz ki ben yani hiç kuaföre gitmeyip kendi işini kendi halleden bir insanım. Kendisini kendi halleden bir insanım. O yüzden bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Saçımı keseceğim. Ve saçımı tam bu istediğim şekilde değil de farklı bir versiyonda keseceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Saçım kısa. Yani uzadı biraz. Şöyle birazcık. Bir de saçımı ıslak, aslında duştan çıktıktan sonra mı kesseydim? Nasıl yapsaydım bilemedim şimdilik. Saça bakalım. Kel kalacağım yakında. Bilmiyorum nasıl olacak. Deneyeceğiz. Anlık olarak internetten buldum ve o şekilde kesmişler. Ben de şimdi kesmeyi deneyeceğim. Biliyorsunuz ki kalkülerimi falan kendim kestim. Hala kendim kesiyorum. Saçımı da hani normal düz kendim kesiyorum. İlk defa böyle şekilli bir şekilde keseceğim. Nasıl olacak göreceğiz bakalım. Şunu da kafama çarpmasam iyi. Şimdi ama benim saçım böyle çok kabaracak. Saçımı ıslasa mıydım ya? Baksanıza böyle ben. Hiç böyle olmadı ama bu şimdi. Kadın bildiğiniz böyle ağlı saçı. Ben şimdi nereden keseceğim bunu? Çok kısa kesmek istemiyorum. O yüzden direkt sadece zaten gördüğünüz üzere buralardan katlı var. Direkt buradan kesersem çok kısa olur. O yüzden birazcık şöyle alttan keseceğim ki yani kötü olursa ve yanlış bir şeyler giderse işin içinden kolaylıkla sıyrılabileyim diye kısa keseceğim. Yani anlık kararlar vermeyi seviyorum. Bir şeyleri anlık olarak yapmayı seviyorum. Bugün de böyle anlık bir şekilde hemen saçımızı kesiyoruz. Hadi hayırlı olsun diyorum. Şık şık şık. Yani böyle saçma salak huylarım var arkadaşlarım maalesef. Yani bir şey yapmak istediğim zaman yapmam gerekiyor. O yüzden şimdi çok fazla kısa olmayacak şekilde, hatta birazcık daha aşağıdan kesiyorum ki şey olmasın. Dediğim gibi triplere girmeyelim. Makas kesmiyor Zehra.
Ya bunlardan korkmuyorum çünkü ben kalkül kesmiş insanım. Yani uzun zaman hiç kalkül kullanmayıp kalkül kesmiş bir insanım. O yüzden en kötü ne olabilir ki? Ama umarım saçım birazcık düzgün toplamışımdır. Yamuk umuk değildir. Yamuk olursa sıkıntı çünkü. Tamam, fazla konuşmaya. Kısa keseceğim. Yani uzun keseceğim kanka. Öyle şak diye kısa kesmeyeceğim lan. Şak diye kısa kesersem sıçarız. Buradan da bağlamış. Ayla gibi mi? Olurum. Şuradan kesiyorum şimdilik. Hatta böyle bir şey. Yani çok bir şey kesmedim. Kısa kestim. Tamam, eşit oldu. Şimdi şu şekilde arada ara makas attı. Biz de bir ara makas atalım. Kendime şu şeyci makası da alacağım ya. Kuaför makası da alacağım yani. Önceden kaş makasıyla saçımı kesiyordum da sonradan level'ı yükselttik birazcık. Büyük makas aldık. Şu an kendime büyük makas aldım da onunla kesiyorum. Onunla artık hiçbir şey kesemez o. Köreldi o. Saçımı onunla kese kese körelttik. Sonuç nedir? Yani bu kadar da kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Tabii ben 7 dakikanın 10 dakikası boş yaptım. Saçım bir de şu an çok kabarık. Yani nasıl olacak çok merak ediyorum. Ne oldu şimdilik? Ne oldu şimdi? Bir değişiklik ben göremiyorum. Hiç mi kesmedim ben? Ne yaptım? Oğlum hiçbir şey kesmemişim bu arada ya. Boşuna mı kestik bu kadar saçı? Yok. Önünün katı zaten vardı. Bunları ben kendim atmıştım. Hiçbir şey olmadı ki. Bu ne kanka? Ucundan kestirdik de o kadar da. Gaza gelip şimdi hepsini kesmem yok mu? Kanka ben saçın çok olduğu için belli oldu. Ya ben saçımı gazıtayım mı? Niye yapayım şimdi yani? Tabii. Bir tık daha kesebilir misin? Var ama işte belli olmuyor. Belki düzleştirirsen belli olur. Kız bu ne sıcak? Üst kat cehennem arkadaşlar. Gerçekten üst kat cehennem. Az önceki kadının yaptığı gibi yapacağım. O da böyle parça parça ayırıp önde toplayıp kesti. Ben komple topladım saçımı öne alıp komple kestim. O parça parça yaptı. Burası eşit mi ki? Yani saç bir insan yani bu kadar saçı olmamalı ya. Gerçi insanlar saçım yok diye alıyor. Biz de saçımız var diye alıyoruz. İnsan yolu en kör. Bana verebilirsin. Ne kaldı? Arkadaşlar dün de kaldı. Bugün gidip bakalım da ondan sonra BES'e geçeceğiz bunlar bizim. Tamam. Zerre'yle beraber dışarı çıktık. Birazcık İzmit'te turlamaca, bayramlaşmaca. Gülen'in yanına falan geçeceğiz. Akşam Fatma bizi satmazsa Fatma ile buluşacağız. Saçlarını da bir söyleyeyim mi? Bence volüm alarak gayet güzel durdu ha. Güzel oldu. Saçlarımı kestim. Gibi sütlenden dondurma alıp onunla yiyor. Hayır, İstanbul'da şu dondurmayı o kadar özlemişim ki. İstanbul'da bal badem yapan yok mu? Böylesi yok. Cidden. Ama bir söyleyeyim mi? Sen bir de gel de hayırlısı ben yediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Giresun'da hayırlısı da çok güzel yapar. İnşallah Giresun'da geliriz orada da yiyelim. İnşallah.
Bundan sonra biraz zor ama inşallah diyoruz. Biz bunları yiyelim, bir şuralara takalım. Görüşürüz sana. Zehra'yla bütün mağazaları gezdik ama Zehra'nın istediği şeyi bulamadık. Her zamanki. Evet. Şimdi Fiskos'a gideceğiz. Kaderim kader olsaydı. Şimdi Fiskos'a gideceğiz. Ondan sonra bayramlaşacağız. Sonra Hilal'in yanına geçeceğiz inş. Aynen. Bir arayalım Fiskos'a. Aynen. Ona göre geçeceğiz. Biz takılıyoruz. Sonra görüşürüz. Bay bay. Değişik bir kapı. Zehra'yla kafe kafe geziyoruz bugün. En son şey yaparız ya. Şuraya bir yere sabit. Abi tabi. Hani bir insan ağzı yamuk diye dolgu yaptırıp dolgu yaptırdıktan sonra da ağzı nasıl yamuk olur? Bol 1589. Şu an zaten yamuk durmuyor ki. Sen yalan yere triplere giriyorsun. Gez geleni. Gez geleni. Geri aldırıyorum. Hemen geri aldı. Geri bak, geri çeksin. Gidip eritireceğim, valla sinir oldu. Paranı da geri al. Eritmeye bir daha para almasın mı? Aga be. O kadar inmesine rağmen nasıl hala bu kadar? Her gelen. Burası çok güzel. İçerisi daha güzeldi diğer taraf ama Beste telefonunu şarja taktığı için buraya geldi telefon çalınmasın diye. Bayağı paslanmışım. Vlog çekemiyorum. O zaman da vlog çekmedim. Aynen. Bir sene falan sen ara verdin. Ben de yaklaşık 3 aydır video atmıyorum. Evet, sen de atmıyorsun. Baktım mı var editlemeye, bir şeyler yapmaya. Şimdi yarın falan ben otururum full. 4-5 video editledim. Bir gün aşırı koyarım onları. Hemen dengeleriz zamanı. Ondan sonra yine videolar. Mantıklı. Hadi bakalım. Birazdan da eve gideceğiz zaten. Benim gözlerim yarı yayınmış. Ya eve gidince bayılırım. Bir de yani ben direkt bayılırım. Uyudu, ben uyumadım bu arada. Geceki olayı anlat. Onu evde anlatayım. Şimdi arkadaş çağırdı, var o yüzden anlatayım. Aa evet. Dolu yürürken anlatayım. Tamam, hadi bay bay. Kapatalım. Dudağımı gülerek çizdim. Tabi kameramın üstündeki ekran kırık olduğu için böyle çıktı. Çok güzel bir yerdeyiz. Etrafı göstereceğim. Zehra'yla yedik içtik yani. 859 bin tane kafeye gittikten sonra eve gitmeye karar verdik. Artık konuşamıyoruz çünkü çok yorgunuz. En son biz size dün geceki olayı anlatacaktık. Eve dozerik girdi. Dozerik diye bildiğiniz osuruk böceği. Şeyin üstüne Zehra'nda tabii dozerik bir mi? Dozerik. Zehra'nda böceklere karşı bir fobisi var. Yani tiki var. Gerizekalı. Hoşlanmıyor. Çıldırıyor. Neyse bu girdi pikenin üstünde. İlk baş bir kovuşturmaya çalıştım falan. Çıkmadı. Sonra bu pikenin üstüne konunca ben de pikeyi böyle top yaptım, içine hapsettim, sirkeledim. Düşmüştür yani artık yani çünkü 9.8 deprem şiddetinde salladım yani o kadar. Sonra ne anladı? Hem alt katta kontrol ettim düşmüş mü diye. Sonra üst kata çıktım, yatağa serdim, orada da kontrol ettim var mı diye. Çünkü bunu ben huyunu biliyorum, düşmediyse problem.
Neyse bu dedi ki, baktım sıkıntı yok, ben bu fikrede yatmam dedi, huylandı. Tamam dedim, kaldır onu dedim, üstüne başka bir şey al derken sen... Hayır sen... ben fikriyi yere attım, üstüme başka bir şey alacaktım. Onu koydum, nemliydi. Ha başka bir şey... Koyduk ya, başka bir şey de koyduk. Nemliydi, tekrar onu kaldırdım, bir tane daha koyacakken... Yatağın üstünde sen belir. Dozirik, senin ben tipini. Bir de ne biçim yeşil şey aynen o öyle. Neyse sonra tabii ki de yani gece gece beni killer yaptı. Gece gece beni günaha soktu. Bastım üstüne reydi. Terliği de vurdum kafasına, öldü. Ama şimdi bu huylandı. Kaşınıyor da kaşınıyor. Ben o yasakta yatmam. Biliyorum yatmayacağını. Tam hadi aşağı inelim, aşağı yatacağız. Tabii orada bir kelebek muhabbeti falan, gece gece hani iki kere katil oldum. Ve kelebek öldürdüm. Şimdi bu kaşınmaya başladı. Sonra o kaşınmaya başlayınca ben de kaşınmaya başladım. Otomatik olarak. Ben şu tarafa geçebilir miyim? Birazcık tersimde kaldı burası. Sonra otomatik olarak ben de kaşınmaya başladım. Şimdi yanımda yatıyor. Diyorum ki ben kaşınırsam bu daha da çok kaşınır diyorum. Kendimi kaşıyamıyorum ama durduramıyorum da. Yani burama kaşınıyorum. Yani kaşımamak için de direniyorum. Çünkü biliyorum ki 2 saniye sonra hem başka yerim kaşınacak, sonra bir daha orası geri kaşınacak. Oram kaşınıyor, buram kaşınıyor, vücudum kaşınıyor, ayağım kaşınıyor, bacağım kaşınıyor. Ben çıldırdım artık. Sonra bu kalktı, gitti başka yere yattı. Ayağım ucuna yattı. Başka yerde diyor. Ayağım ucuna yattı. Biraz 90 derece döndüm sadece. Aynen. Sonra ben bunun gittiğini duydum ama ya salaklıkla ben de niye ses etmediysem, yani ses etmedim. Sonra bu gitti yattı oraya, fosur fosur uyuyor değil mi? Ben bu gece uyuyamam diyen hanımefendi fosur fosur uyumaya başladı. Ben kardeşim yorulmuşum, ne yapalım? Ben kaşınmaktan uyuyamadım bütün gece. Yani toplasanız bütün gece bir saat falan uyumuşumdur. Sürekli böyle ayıktım. Yani böyle bir kaşıntı bastı, bir şeyler oldu bana. Uyuyamadım yani. Hikaye bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sarmadıysanız tabii ki de. Öyle yani. Sonradan da işte çıktık kapıya, gezdik tozduk. Uzun zamandır da böyle dışarı çıkmıyordum. Çıktık. Yarın da Ceren gelecek. Sonra da onunla takılırız, bir şeyler yaparız. Ondan sonra zaten 3 gün kalıyor. Ağzım gözüm derken pazartesi olur, işe gitmeye başlarız. Ne ara tatil geldi de geçti de bitti de gideceğiz, ben anlamıyorum. Neyse çalışırız, no problem. Öyle yani. Vallahi ya, iş yerindeyken zaman geçmez. Aa, buraya geldim. Dün akşam geldim. Abi akşam oldu. Ne ara bu, bir gün geçti anlamadım. Geçer kardeşim. İşte boş atınca geçiyor zaman hızlı hızlı. Vallahi. Öyle 6'dan yani. 6'dan beri, 5'ten 5, 6 arasından beri dışarıdayım. Yani 6'dan beri dışarıdayız, saat 11.30 şu an. Ama yine bir sürü şey yaptık. Yaptık ya, gezdik tozduk, mağaza gezdik. Mağaza gezdik. Biraz eski iş arkadaşlarımı ziyaret ettik. Gittik kafede biraz bayramla aşık takıldık. Beleş kahvemizi, çayımızı gittik, içtik. Yemek yedik orada bayağı. Sağ olsunlar. Ha, aynen. Sonra o tatlış kafeye gittik. Ne, orada kahve içtik. Bugün iyi gezdik yani. Şimdi eve gerçekten açamıyorum. Evet çok yorgunsun. Eve gidince ben hemen uyuyabilirim belki ama uyuyamazsam da, yanlış hatırlamıyorsam bugün voleybol maçı vardı. Ben birazcık voleybol maçını izlerim. Vallahi ben bayılırım direkt diyorsun. Ben direkt bayılacağım. İyi arkadaşlar, İzmir sokaklarına. Buraları kapamışlar. Nereden yürüyeceğiz biz? Tramvaydan yürüyeceksin kardeşim. Tramvayda çarpacaksın. Tramvay gelip bize çarpacak. Şuradan gitmemiz lazım da biz şu an bir erkeklik yapıp tramvay yolundan yürüyoruz. Buradan yürüyoruz. Birazdan tramvay gelirse yandık. Neyse tram 5 dakikası varmış. Sıkıntı yok. Uyu Zehra bir de. Otobüse binince bile uyuyabilirim eğer otururuz. Otururuz ya. O yüzden halk evine geçtik ya. Halk evinden bineceğiz bakalım. Bilmiyorum yani. Şimdi belli olmaz. Otobüse seslenmek istiyorum Araplara. Lütfen yallah Arabistan'a yani. İzmit'i bile basmışlar. Ben İstanbul'dan, Arabistan'ın göbeğinden geldim. MR'dan. İstanbul demek istemiyorum. Aynen. Yani. MR'da gerçekten adım boy metrekare başına 85 tane Arap düşüyor. Çoluklu, çocuklu, karılı, kızlı böyle. Rezalet. Buraya geldim. Gratis'te sıra bekliyorum. Yine Arap. Araplar her yerde kardeşim. Yine Arap yani. Yeter. Yeto. Yeter, durun Araplar, durun artık, gelmeyin. Yeter lan, ya, ne var lan? Yallah Arabistan. Oğlum siz İzmit'i nereden buldunuz ya? Kanka her yerdeler, her yerdeler. Yani bir tek bunu İzmit olarak... İzmit yolunda Arapların ne işi var yani? Var var.
Yoruldum, kolum da yoruldu artık. Yeter, aynen, evde görüşürüz. Evde görüşürüz artık. Of be, İzmit'im de İzmit'im. Aynen, hemen çekelim. Ağzıma soktun kamerayı. Gel şöyle poz verelim köprünün altında. İzmit'im de İzmit'im, bilen bilir. Aynen. Allah'ım ya. Neyse, İzmit köprümüz. Biz de ardan ardan yürüdük. 9'u kaçırırsak yarım saat daha 9 bekleyeceğiz de neyse. Ne bekleyeceğiz ya? Otobüse falan mı? He, bineriz doğru. Sıkıntı yok. Lan! Lan! Yanlışlık rahat yükseliyor. Şu köprünün bile benden güzel çıkması. Neden? Ben kamera varken dedim. 5'te geniş çekiyorum. Ya Allah! Beni 05 aşkı ver yani. Yani 05 her şey. Şu an elim kolum her yerim görünüyor. Kamerayı da birazcık garip tutuyorum ama. Abi uzaylı gibi elim kolum burnum zaten %30'a çıktı. Asla koydurmam bunu eğer videoya çekiyorsan. Kes çeneni. Ya el 9'u kaçıracağız. Arkadaşlar biz evden çıktık ama kurban üstü olduğu için yani inek boku kokuyor her yer. Ve Zehra kusmak üzere. Her an kusabilir. Hala. O yüzden... Hayır, kokmuyor şu an. Sana kokmuyor gibi geliyor. Kanka koksa az önce koktuğu zaman sana koktu dedim yani şu an kokmuyor. Manyak ya, kokmuyor. Sen manyak, yemin ederim manyak arkadaşlar. Kusacaktı gerçekten. Ben de kusmasını kamera altına alabilmek için kamerayı açtım. Allah razı olsun. Çok hayırlı bir arkadaşım. Sağ olsun az önce de evde kendisi 3 tane yastığa sarılmış yatıyor. Ben orada boyun fıtığı geçirmiyorum. Onda bile değil ya. Ben teklif çöp kokusu çöp. Çöp mevkini bildiğin bu koku yani. Tamam şuraya doğru yürüyelim desem gene kokabilir yani herhalde. Nereye doğru? Aşağı doğru. Yürüyerek merkeze gitmemiz yok mu? Yok. Yok. Niye açık benim? Hayır yürüyelim. Diyeceğim şu yukarıdan binelim ama asıl orası kurban pazarı. Orası yani orası aşırı daha da kötüdür orası. Ben çok mu kilalmışım ya? Benim suratım niye bana kocaman geliyor ya da uzun zamanda çok bile... Çok ne yapmışsın? Kilo almışım. Suratım kocaman şu an. 20 numara geç boş ver ya onunla uğraşamayız. Nereye gidiyorsun? Orada evine bırakıyor aşağıya. Tamam ne? Boş ver. Bir de oradan çalışan mıydı yani? En 9'u bekle işte 10 dakika. Bekle şimdi. Ne fark eder? Evet sevgilim dursaydık o zaman. Ama öyle ya. Ne diyeyim ben neredeyim ben bilmiyorum. Uzun zamandır vlog çekmediğim için herhalde bir garip geliyor bana. Suratım bana çok büyük geliyor. Yani suratım benim zaten her zaman büyüktü de. Salak. Şu an yine ekstra bir büyükten geliyor. Eyvallah kanka. Makyajım nasıl olmuş? Makyajı güzel. Bence kalkülünü biraz kısaltması. Kısaltacağım kalkülünü ya. Yani uzatsam mı? Bu akşam bunu yapayım. Uzatsam mı kısaltsam mı? Arada kaldığım için şu an bir şey yapamıyorum. Aslında biraz uzatıp böyle kullanmak istiyorum ama o zaman kısa da hoşuma gidiyor. Hani şöyle birazcık uzasın şuralarıma falan gelsin istiyorum. Bilmiyorum. Sen nasıl istiyorsan tatlım. Zerha dudakların da bugün güzel görünüyor. Evet. Buruj yakıştı. Benimkini mi sürdün? İşte bizde kötü mal yok biliyorsunuz. Yani. Bende de var ondan bak göstereyim ama. Gez çeneni. Gez çeneni ama benimki gibi durmadı. Yok açık renk bana yakışmıyor zaten. Dışarıda mı o kadar açık durmuyor? Aa, lan ben bu şekeri geçen yemedim. Benimkini çalmışım. Şerefsiz insan. Şerefsiz insan. Ben seninkini alıp yemişim bilemiyorum ki. İğrenç mi? Ağzının tadı yok senin. Bayağıdır şeker yemiyorum. Yemeyin arkadaşlar yabancı insanlara verdiği şeker yemeyin. Yine dudağı ayrık ayrık Allah'ım ya. Çantamı görmeyelim. Beyaz çantamı bütün yok. Siyah mı görmüş? Evet siyah görmüş. Uyuyor. Beş çanta. Renk bu da Allah'a emanet bir çanta zaten. Bu da Veysel'in gömleği. Belki de Eda abi. Kimin oldu belli değil. Buldum ve giydim. Ay çok sıcak. Kombin çek arkadaşlar. Dayıma da çek. Maskara maskara mı? Maskara göstermiyor. Şey giydim. Tamam. Yeni yemek yedik.
yeni çıktık, o yüzden karnım çok şiş olduğu için bu şekilde örtüyorum. Tam enerji barım düşüyor. Enerji barım düşüyor. Ne alakası var ya? Arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes. Bakın herkes. Yorumlara yazabilir mi? Beste çok zayıflamışsın. Yoksa başka türlü inanmıyordum. Arkadaşlar kendimi... Allah aşkına yanağımı kendimi... sıkmaya çalışıyorum, yanak. Var ya. Kolumu sıkmaya çalışıyorum. Kolum. Bu ne? Yanak manak değil. Bacağımı sıkmaya çalışıyorum. Bacağı da yok. Bu ne? Ama hala diyor ki. Bu ne? Yanaklar ne? Çekme ya. Benim canım acıyor hemen. Bilmiyor musun? Ama bak şimdi oran yok, buran yok, şuran yok diyorsun. Göbeğim var, onu ne yapacağız? Mekik çek. Çekeceğim. Bundan sonra her gün sabah 6'da kalkıp 5'te kalkmamız gerekiyor. Çünkü 6'da iş başı. 6'da iş başı. Hayır. 6'da neyse. Ayarlayacağız. Bundan sonra yarından itibaren düzenli bir hayata geçiyoruz arkadaşlar. Neden ya? Bugünden geç çünkü. Niye eve gidince yapabiliriz? Sabah erkenden uyanmam lazım. Ben aç karnı yapabiliyorum. Eve gidince yapabilirsin. Ben çok karnı yapamıyorum. Aç karnı yapmam gerekiyor. Arkadaşlar o kadar yanmışım ki suratımda güneş lekeleri çıkmaya başladı. Hala denize gidip güneş. Ya denize gidemedim Allah ya. Allah aşkına bu ev surata bakar mısın? Ne olmuş? Kararmışsın işte. Ya suratım nerede karardı? Ben denize gitmek istiyorum. Gidemiyorum ya. Suratı, kolu, bacağı bu hatırlamadığı bir zaman güneşlenmiş bence. Of evde ya da ne bileyim kafede falan mı yandıydı? Kafede de kolum yanmış olabilir de. Bacağım nasıl yandı yani? Bacağımı açmadım hiç. Arkadaşlar siz denize gidiyor, güneşleniyor. Evet, şu an yakalandım da bunu açıklamam gerekiyor arkadaşlar. Ben bronzlaştırıcı krem kullanıyorum. Ne kullanıyorsun? Bronzlaştırıcı krem kullanıyorum. Yani böyle solaryum etkisi yaratan kremler var ya, onlardan kullanıyorum. Gerçekten. Hayır, tabii. Var çünkü. Var ama ben öyle şeyler kullanmam biliyorsun. Ben doğal karayım. Doğal karım. Garay. Ya bu aralar her şeyi yanlış anlıyorum da ondan tekrar soruyorum. Neyse sadece görüşürüz sonra birazcık oturmamız lazım. Dün ne demiştin lan? Ne dedim? Hatırlayamadım ama hatırlayınca videoyu açıp söyleyeceğim. Hangi konu bakalım? Çok gülmüştüm. Ne demiştin ya? Ben şey anlamıştım. Kişi kendinden biliyor. Ne demiştin ki orada? Hatırlamıyorum. Ben bir şey anlatıyordum. O arada başka bir şey söyledi. Sonra ben onun dediğini şey anladım. Kişi kendinden bilir. Anladım. Bana laf sokuyor zannettim. Ama ben apayrı bir şey söylüyordum da ne söylediğimi şu an hatırlamıyorum. Benim kafam çalışmıyor şu an arkadaşlar. Ben de hatırlamıyorum. Neyse. Ne? Kafam çalışmıyor. Bak hala anlamıyor. Bana ne diyor. Tamam. Eskiler bilir. Her videoda her söylediğimi duruyordu. Şimdi bende daha işte hayat. Ey hayat. İşte hayat. Tamam hadi görüşürüz. Otur. Pantolonum ve üstüm çok açık renk kirlenebilir. Peki o zaman. Benimki de açık renk. Bacağımı otur gel. Yok artık daha neler saklayalım. Otur bacağımı otur. 2 saniye önce lan. Ne? 2 saniye önce. Hayır ya. Oha ne alakası var ya. Hiç mi bir arkadaşımın bacağını oturmadı? Neyse kapatıyorum hadi bay. Millete söylemeyeceğim. Hadi bay. Evet 2:20'de geliyormuş, yoldaymış. Zehra da 3 dakikaya gider artık. Vallahi geldik gidiyoruz. Ne geldiğimden bir şey anladım. Ne gideye gidiyorum. Harbiden şey anlamadım yani. 4 gündür buradayım ama hiç 4 gün gibi değildi. Öyle. Zaman çabuk geçiyor. Çok çalışırken de böyle geçse keşke ama geçmiyor işte. Yapacak bir şey yok bana. Artık buralardayız. Yeni işim rahat olduğu için hiç sıkıntı yok. İş çıkışı atlarım havalimanında. Hatta onlar izin de veriyor. Haydi. Ödümler de beraber çok. Gel göremez. Öyle işte arkadaşlar. Özlemişim ya. Zaten ne ara bir sene olmuş ben onu bilmiyorum. Ben bir senedir çalışıyorum. Şaka. Ben de bir senedir ameliyat yapıyorum.
Daha yani. Zaten bir yok almıştı kanka. Kafanı da yaptırsam olsun. Beynin hakkı dinlerdim. Sıra burnumda. Onu da gelirsin. Sıra burnumda. Burnumu daha böyle yaptıracağım. Ben nereye şöyle yaptırayım? Kaydırak gibi. Ben nereye yaptırayım? Sen bir yeni yaptın. Ben çok çok güzelim. Evet. Bok güzelim. Baksana suratıma bokarsan yetişmez. Çok çirkinim. Ne alaka ya? Ay çok çirkinim. Bu vlogun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Zehra'cığım gidiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bye bye. Thank you.